Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bakın şöyle ipek gibi mor ve sarı çiçekten oluşan şöyle bir Cenk marka tülbentim var arkadaşlar. Biliyorsunuz Cenk marka kaliteli ve güzel oluyor. Yine size şöyle çok güzel kadife gibi duran yaprağı ve çiçeğiyle çok zarif bir model hazırladım. Evet arkadaşlar bakın şöyle ütü dahi yok ama şöyle bakın kalıp gibi zarif duran bir çiçek. İniyasında olan bir model bu şekilde. Bu yaprakla da ayrı bir havalı durdu arkadaşlar. Normalde bildiğimiz bu trabzanlı yaprağı yapardık ama bu şekilde tırtıklı yaprağa çok yakıştı. Şöyle bakın renkleri de sade beyaz değil arkadaşlar. Biraz böyle kremsi numarasını da gösteririm size isterseniz. Sade beyaz renk almadığı için ince oluyor. Ama kalın olunca böyle bu şekilde zincirler hem kalın hem de sıkı sıkı çekilince kalıp gibi kenar kontürleme işleminde çok hoş duruyor. Bu mürdüm rengimiz de ayrı bir hoşluk kattı. Göstermiş olduğum çiçeğimin koyu rengi bu renkti. İçindeki koyu renginden ara suyunu da bu şekilde çiçeğimize ve yaprağımıza aynı zariflik katacağını düşündüğüm için hem de kolay olduğu için bu şekilde bu ara suyunu tercih ettim. Şöyle kalıp gibi ütüye giden hoş ve zarif. Gerçekten çok hoş. Bakın bir duruşu var. Şöyle yakın planda tutayım. Gerçekten arkadaşlar buradan o kadar güzel zarif ve çıtı pıtı duruyor ki şöyle o güzelliği size göstermek istiyorum. Evet modelimiz bu ve modelimizin anlatım kısmına geçelim ve çiçeğimizi anlatalım. İkişer zincir çekerek şöyle tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut oradan izleyebilirsiniz. Evet şöyle tığ battımın içine sık iğne ile girerek ipimi sabitledim. 2 tane zincir çekerek başlıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 7 tane bıraktım. Malum çiçeğimiz şöyle çıtı pıtı ve kolay olduğu için iğneden tığa sıklıkta olsun istedim. Evet 7 tane gayet iyi. Sizler için de iyi arkadaşlar. Şöyle 2 zincir çekerek başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Hemen 7 tane olduğu için direkt yaprağın yuvasını yaparak başlıyorum. Tekrar 2 zincir çekip yandaki boş tığ battıya sabitliyorum. 2 zincir, bir defa tığı doladım. Hemen yandaki yuvaya girip 2 2 alarak şöyle yarım bir trabzan hazırladım. 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı 7 zincirimi çektim. Arka tarafından bu boş trabzanın tepe noktasından girip 7 zincirimi kapattım. 3 tane zincirle şöyle düz yüzüne döndüm. Hemen tığımızın başını 2 defa dolayıp yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2. Bu şekilde 3 seferde aldığım bir trabzan. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yapmış olduğum bu trabzanı yuvaya dinip şöyle 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Trabzanın arasına 6 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz. 3 şöyle 4 bir defa doluyorum. Şöyle 2 ve 2 5 trabzanın arasına girip 2 ve 2 6. 6 tane oldu bakın. Kenarda çektiğim 3 zincirle beraber hemen yuvada kapatıyorum. Şöyle 8 tane zincir çekiyorum. 6 7 ve 8. Çevirdim. Yaprağımızın ilk trabzanından girip hatta şu boşluğa da girebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 3 zinciri o yüzden çektik. Nasıl kolayınıza gelirse. 2 zinciri çekip düz tarafına döndüm. Bu 8 zincirli yuvayı şöyle kirpikler için yuva edineceğiz. 2 zincir kapatıyorum sık iğne ile. 2 zincir şöyle 3 2 zincir 4
2 zincir 5, şöyle 2 zincir 6 ve 2 zincir çekip 7 tane bu şekilde kirpik yapıyorum. Hiç zincir çekmeden direkt yuvaya sadece sık iğne ile giriyorum. Bakın. Yaprağımızın işlemi bu kadar arkadaşlar. Hoş ve zarif farklı bir yaprak. Güzel duruyor. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 2 alarak trabzan yaptım. Bu bizim dalımız olacak ve 8 tane zincir çekiyorum. 6 7 ve 8. 8 zincir tam 5 tane kirpik ideal oluyor arkadaşlar. Bu şekilde 8 zincirli yuva yaptım. Bu dalımızı da 5 tane sık iğneden yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 5 tane bu şekilde sık iğneyi yapıp bir tane de yuvaya şöyle sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha yapıp trabzanın seviyesine inmesi için arasına da yapıyorum. Şöyle 2 zincir çekip bu yarım olan temelimi tamamlıyorum. Üçgen trabzanımı bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ara suyundan da şu yapıp 2 tane şöyle bakalım. Özellikle bakın bu yaprağı bu şekilde havada durdurmak istiyorsanız bu trabzanı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bu dalı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Yukarı doğru şöyle çiçeği taşıyacak güçte olması gerekiyor. 2 zincirimden sonra bir defa tığı doladım. Şöyle 2, şöyle 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kapattım. 1, 2 zincir. Kenarlar 2 zincir. Trabzana da 4 zincirden oluşan bir pipirik. 1, 2 zincir. Bir defa tığı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum. 2 zincir. Boş olan tığ vattiye kapatıp bu şekilde tamamlıyorum. Bakın. Ara suyu bu şekilde 7 tane olacak. Daha fazla aynı işlem uzatmaya gerek yok. Çiçeğimizin yapılışına geçelim. Evet, çimeni hazırladıktan sonra hemen bu şekilde tülbentimizin içerisindeki çiçeğin renklerine göre hazırlıyoruz. Bakın. Sık iğne ile bu 8 zincirli yuvadan sabitledim. 10 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yuvanın içine girdim. 8 zincirli yuvanın içine 10 zincirimi sabitledim. Şöyle başlarken köşeden başlayalım. Bu şekilde kaydırdım. Yanına bir sık iğne yapıyorum. 10 zincir. 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir sık iğne. 10 zincir. Hemen yanına tekrar sık iğne. Sık iğneler önemli arkadaşlar. Beyaz kısmını rahatça aralarına sabitlemek için. Yine 10 zincir. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Kapatıyorum. Yuvamın içine. Şöyle. Yanına hemen bir sık iğne. Yine 10 zincir. 4, 5, 6, 7, 9 ve 10. 10 zinciri sabitliyorum. Ve yine yanına bir sık. Toplamda 5 tane 10 zincirden bu şekilde kirpik oluşturacağız. 5, 6, 7, 9 ve 10. 10 zincirimi 8 zincirli dalın içerisine sabitliyorum. Şöyle sökülmemesi için de dibine muhakkak bir sık iğne yapıyorum. İpim arkadaşlar bakın leylak marka, bir de güzelce esnetince kalıp gibi oluyor. Şimdi bir zincirden sonra ipimi kestim. Bakın,
şu şekil. Kalıp gibi. Şöyle 10 zinciri sabitledik. 10 zincir sık iğne. 10 zincir 5 tane bu şekilde yaptık. Şimdi krem rengiyle de kenar kontürleme işlemlerini yapıp hazırlayacağız. Bakın arkadaşlar. Evet, kenar beyaz kontürünü de çekelim ve bakın, bu şekilde tığımızı sabitledik ipimizi. Yeşil yuvadan 8 zincirli yuvadan sık iğne ile ipimi sabitledim. 14 tane zincir çekiyorum. 4 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14 zincirimi çektim. Bu sık iğnenin üzerine kapatacağız. Bakın. 2 tane kirpiğin arasına yapmış olduğumuz sık iğneli yuvadan girip ipimi buraya sabitliyorum. Şöyle bakın kenar ve kontürünü çekmiş oluyoruz. Ve yine 14 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şöyle. Aradan giriyorum. Boşluktan giriyorum. Sık iğne ile buraya sabit. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şöyle çok güzel bir kenar kontürleme işlemi oluyor. Sık iğneleri yapmayı unutmadan şöyle unutursanız arkadaşlar iki tane kirpiğin arasına bu 14 zinciri sabitlemesi kolay olmuyor. Öyle daha rahat ve kolay oluyor. Bakın. Şu iki kirpiğin arasına bu 14 zinciri bu şekilde rahatlıkla sabitleyebiliyoruz. Ve yine 14 tane zincir. 6, 7, 8, 9, 10. Sıkı sıkı. Ve 14. Son sık iğneli yer bakın bu şekilde. Buradan girip şöyle iki kirpiğin arasındaki sık iğneli bölüme buradan giriyorum. Şöyle hafif. Şimdi tekrar 14 tane zincir. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 zincirimi çekip bu yeşil dalın içine ilk giriş ve son giriş bu şekilde şöyle şu ipi de alırsak güzel bir görüntü olacak. Evet. Şöyle bir zincir çekmeden ipimi koparmıyorum. Yapılışı çok kolay ama görünüşü çok hoş bir model. Bakın bu dalı bu şekilde bir yere sabitlemeyeceğimiz için dalın eğimini hafif bakın şu eğimi hafif yukarı verdiğimiz için gayet güzel çiçeğimizi bu şekilde şöyle taşıyabiliyor. Şu ipleri yakıp hemen temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde bakın şu papatyaların zincirlerini sıkı sıkı çektiğimiz için kendiliğinden yuvarlak dönüyor. Önemli olan bu zincirleri sıkı çekmeniz. Şunların yuvarlaklığı olmasa da oluyor arkadaşlar. Bakın işte kaldığı için bu şekilde renk vermesi yeterli. Demin kadife gibi oldu demiştim. Bu da böyle tatlı bir papatya gibi oldu arkadaşlar. Gerçekten çok hoş oldu. Şu dal kısmının 5 sık iğnesini muhakkak yapın. Şöyle bakın ben burada galiba bu dalın 4 yapmışım. Muhakkak böyle büyük uzun olursa çiçeği daha çok yukarı doğru taşıyor. Şöyle bakın. Şu daldan bahsetmiştim. Evet gerçekten ikisi de ayrı güzel oldu. Dediğim gibi bu kadife güzeli oldu arkadaşlar. Bu da papatya güzeli oldu. Şöyle uzaktan da tutayım. Bazen o kadar yakına getiriyorum ki çok farklı bir şekil alıyor modeller. Uzaktan daha hoş duruyor sanki. Evet
modelim bu. Sizler de arkadaşlar şöyle emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle videonun devamı, kanalın devamı için beğeni ve yorumlar önemli biliyorsunuz. Ne kadar beğeni ve yorum yaparsanız o kadar önermeler de YouTube ön plana çıkarıyor. Şöyle göstereyim. Çiçeklerine doğru. Hoş ve zarif bir duruşu oldu gerçekten arkadaşlar. Bakın uzaktan. Çok tatlı. Muhakkak yaparsanız bu yaprakla, bu dalla yapın isterim bu modeli. Çünkü çok hoş yakıştı. Gerçekten çok güzel bir duruşu oldu. Şöyle göstereyim. Kalıp gibi de oluyor. Hem de kolay hem iğneden ta. Zarafet, zarif bir model oldu. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.